anayasa gündemini konuşalım efendim. Şimdi yeni anayasa Konuşan ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak açıklamayı yaptı. Bunu tartışmanın, bunu konuşmanın vakti gelmiştir dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli de desteğini ifade etti. Fakat şimdi muhalefet kanadı. Çünkü yeni anayasa ile ilgili AK Parti kanadından gelen açıklamaları gördüğümüzde geniş katılımla pek çok sivil toplum kuruluşunun ve alanın görüşü alınarak gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ama mesela CHP'li Sayın Muharrem Erkek diyor ki yeni anayasa diyenler biraz önce ifade etmiştik önce AYM kararını uygulasın. Sayın Karamollaoğlu Saadet Partisi lideri diyor ki anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Şimdi biz bu anayasa değişikliği yeni anayasa dendiğinde ne anlamalıyız? Siz ee, ne anlıyorsunuz? Bir de neden böyle bir zamanlamayla konuşuyoruz size göre? Ee, Başak Hanım, programın başından itibaren işte şu son 20 dakikadır bana sorduğunuz, konuştuğumuz konuların tamamı aslında anayasa değişikliği konusu değil mi? Yani e, İrfan Fidan anayasa mahkemesine seçilmeli miydi, ne diyorsun, niye seçildi vesaire konuşuyoruz. Ee, ya da Anayasa Mahkemesi kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması durumunda neler olmalı vesaire. Bunların hepsi Anayasa e, ile düzenlenmiş ve daha da e, güçlendirilerek düzenlenmesi mümkün olan konular. Efendim yargı siyaset ilişkisi buna da e, bir cümleyle girdiniz. Bu da Anayasa meselesi. Evet. O zaman hem ben Anayasayı konuşmam önce sen falan diye başlayan cümleler kurup hem de tamamı anayasa değişikliğiyle düzelebilecek sorunlardan şikayet etmek bana göre çok hukuki değil. Siyasetçi yapabilir bunu. Siyasetçi kendi siyasetine göre meselelerin bir kısmını yüksek sesle söyleyebilir, bir kısmını daha düşük sesle söyleyebilir. Anlayış gösteririm. Herkesin kendi uğraş alanıdır ama bir hukukçu olarak ben anayasa değişikliği gerektiren maddelerin olduğunu düşünüyorum. E, ve bunlardan en önemlisi de e, yargıyla yürütmenin arasını çok daha kalın çizgiyle ayırma zorunluluğudur. E, yıllardır bunu söylüyoruz Türkiye'de, her anayasa değişikliği gündeme geldiğinde sorunları e, somutlaştırarak açıyoruz, ifade ediyoruz. En son 2010'da ve daha sonraki işte 2016'da da e, dile getirdik. E, HSK'nın yapısı değişmek zorunda. Bu bizim düşüncemiz, söylüyoruz, ortaya atıyoruz. Madem ki anayasa değişikliğini konuşuyoruz, yeni anayasa tabirini ben hukukçu olarak tercih etmiyorum çünkü bir top baştan sıfırdan bir anayasa değil yapabileceğimiz bizim mevcut tamam, anayasa onu da sorayım Sayın çünkü şey deniyor yani o kadar bölük, pörçük ve paramparça vaziyette ki artık bütünlüklü ele almamız lazım bu yeni anayasayı. Yani orasını değiştirsek, İş. burasını değiştirsek bir şey ifade etmiyor. E, ruhu zaten bozuldu deniyor. Şimdi bir yani bu bizim için kolay mı? Yeni bir anayasayı konuşmak mı kolay? Yoksa sizin söylediğiniz Desem çerçevelerde ben... biz bunu... Hukuk reformu olarak mı konuşmalıyız sizin bahsettiğiniz noktalarda? Ben, 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 bana, ben bana anayasa hukukunu öğreten hocalarımın yalancısıyım. Onu söyleyeyim e, izin verirseniz. Buyurun. E, sıfırdan yeni bir anayasayı, mevcut anayasa e, varken yapamazsınız. Yürürlükteyken yapamazsınız. Elimizde bir mevcut anayasa var şu an meclisimizin ona göre faaliyet gösterdiği, Cumhurbaşkanı'nın ona göre faaliyet gösterdiği, işte bakanların ona göre bulunduğu, yargının ona göre kurulduğu bir anayasamız var. Dolayısıyla bu hani genel konuşma itibariyle yeni anayasa diyebilirsiniz belki ama hukukçu lisanında buna ee, olsa olsa ne deme ne diyebilirim? Ben köklü bir anayasa değişikliği diyebilirim. Baştan sona bir anayasa değişikliği diyebilirim. Peki. Ama mevcut anayasanın nasıl değişeceğine ilişkin hükümlere uymak zorundayım. Yani bir 12 Eylül'deki gibi tankları yürüttüm anayasayı yaptım ee, söz konusu değil. Ha sıkıntı da zaten orada tankları yürüttün anayasayı yaptın o anayasaya göre bu anayasayı şimdi evet, değiştirmeye evet. çalışıyorsun doğru ama hayatın gerçeği bu. Elimizde bir anayasa var. O anayasa kendisini nasıl değiştirileceğini hükme bağlıyor. Ben ona uymak zorundayım. Ha, bunlar içinde de ilk dört maddeyi değiştiremem zaten. Değiştirmenin e, tartışılması, teklif edilmesi bile yasak zaten evet. gündemde de değil, olmaması da lazım. Anayasanın ilk dört maddesi cumhuriyetin temel niteliklerini belirtiyor. Bu konu dışı zaten, kapsam dışı. Anayasanın ilk dört maddesi dışında her maddesini değiştirmek mümkündür. O her maddenin nasıl değiştirile değiştirileceğini de Değiştirmeyi düşündüğünüz Anayasa'ya göre yapacaksınız. Ee, şimdi ne değişir burada? Onu söyleyeyim. Ee, bizim bakış açımızdan e, muhakkak e, üzerinde konuşmamız gereken şu e, HSK'nın yapısı. Tabii ülkemizde maalesef bir şey tartışılırken manifestolar okunuyor taraflarca. Ben bu anlayışın kendimize de fayda getirmediğini tecrübeyle gördüm. Ülkeye de fayda getirmediğini düşünüyorum. Siyasetçiye de fayda getirmiyor. Kimseye fayda getirmiyor. E, halbuki herkes kendi düşüncesini söyler. Masaya bunlar yatırılır. Bir amaç e, konur ortaya. O amaca yönelik herkes kendi pozisyonundan bir adım, iki adım, üç adım e, farklılık yaratır. Herkes birbirine yaklaşır. Amaç gerçekten e, iyi bir şey yapmaksa, Birbirine adımlar atarsa ilgili kişiler, taraflar, kurumlar bu olur. Ben o adımı atayım müsaade ederseniz. HSK'nın değişmesi lazım. Çünkü demin siz o kadar güzel bir şey söylediniz ki. Yani ne olacak bu halimiz dediniz. Bu hukukçunun üzerinde bu kadar çok baskı var. Hakimin üstünde baskı var. Herkes birbirine bağırıyor dediniz değil mi? Evet neden? Çünkü bir sebebi şu. Bir sebebi şu. HSK'nın yapısı da sorun var bence. Engil nasıl nedir ve nasıl değişmeli? 2020 adli yıl değişikliği adli yıl açılışında söyledim. 2019'da söyledim. Her adli yıl açılışında anlatıyorum ve aralarda da anlatıyorum. HSK'nın yapısı e, siyasetin şekillendirmesinden tamamen kurtarılmalı diye düşünürüm ben. E, yani siyasi parti şekillendirmesinden tamamen kurtarılmalı diye düşünürüm. Onda önerim şu, çok somut öneriyorum bunu. Ee, HSK, çağdaş pek çok devlette örneğini gördüğümüz şekilde ikiye ayrılmalı. Hakimler yüksek kurulu ve savcılar yüksek kurulu. Şimdi değerli izleyenlere sadece şunu hatırlatayım. Savcı vatandaşı e, suçlayandır. Hakim vatandaş hakkında hüküm verendir. Evet iddia edenle hüküm veren aynı kurula bağlı olduğu zaman bu iki makam birbirine fazlasıyla yaklaşıyor ve yargılama üçlüsü arasındaki denge de bozuluyor. Vatandaş aleyhine bozuluyor. Belki çok teknik bir şey söylüyor gibiyim ama bunu yolu mahkemeye düşenler bilir. Hakim ve savcı oturur karşınızda. Kimin kim olduğunu anlamayan kendisini iki kişi yargılıyor sanır. Halbuki bir tanesi suçluya bir tanesi yargılıyor. İşte bizim iddia edenle savunanı eşit konuma getirebilmemiz için iddia eden savcıyla yargılayan, hüküm veren hakimi birbirinden çok kesin ayırmamız lazım. Bunun için de hakimler savcılar kurulunu gelin ikiye ayıralım. Pek çok çağdaş devlette var bu. Hakimler yüksek kurulu yapalım başına. Yargıtay başkanını getirelim. Öbürüne de savcılar yüksek kurulu diyelim. Başına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını getirelim. Ee, yine e, Venedik Komisyonu'nun, Avrupa Konseyi'nin çok e, üst düzey bir komisyonudur. Pek çok kararında da e, belirtildiği üzere bu kurulların üye yapısının da ağırlıklı olarak yüksek yargı tarafından seçilmesi gerekir. Gelin e, heyetlerin yarısını e, Yargıtay Danıştay Genel Kurulları seçsin. Kalan yarısını da burada öneriyorum çok somut öneriyorum. E, Yargıtay danıştay e, isimleri belirlesin mesela bir üyelik için üç üyelik belirlesin meclise sunsun. Meclis çok yüksek nitelikli bir çoğunlukla seçsin. Böylelikle hem idareyi işin içinden çıkartalım. E, hem e, yasama seçimi vasıtasıyla e, bir e, milli iradeyi de oraya sokmuş olalım. Ama yargının da kendi kendini yönetmesi için çoğunluğu da onlara seçtirelim. Ama burada çok önemli bir şey söylüyorum. Muhakkak surette, bunda da çok ısrarcıyım tabii dile getirme anlamında ısrarcıyım. Önerme anlamında ısrarcıyım. Hakimler ve hakimler yüksek kuruluna ve savcılar yüksek kuruluna Türkiye Barolar Birliği'nin de belli sayıda üye göndermesi lazım. Çünkü mevcut durumda, ee, ...savunmanın vazgeçilmezliğini, savunma olmazsa adaletin tecelli edemeyeceğini yeterince içine sindirmemiş olan uygulamacılar... E, ...avukatı yok saymaya fazlasıyla meyilliler yargılamalar sırasında. İşte bunu büyük harflerle ortaya koyabilmek adına... Hakimler Kurulunun da içine, Savcılar Kurulunun da içine Türkiye Barolar Birliği'nin en az birer üye e, vermesini biz öneriyoruz Peki. ki bu eşitlik e, burada sağlanabilsin. Ama son şunu söyleyeyim kendi Buyurun. kişisel görüşüm olarak söyleyeceğim e, ilk sorduğunuz soruya son cevap veriyorum kusura bakmayın. Anayasa değişikliği çalışmalarının e, dışında kalacağım diyen milletin nezdinde bana göre kaybeder e, çünkü bir tarafta bir darbe anayasası e, hala yapan darbeciler olduğuna göre ilk e, yapanlar e, orada yürürlükte duruyor. E, öte taraftan burada çok köklü bir değişiklik yapma e, elimizde imkanı var. Gelin yapalım e, denmiş. Hayır ben bu tartışmalara hiçbir şekilde katılmıyorum derse e, bir kişi bir kurum e, ben bunun e, çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Peki. Daha da önemlisi kendi kurumun bakış açısından süreci olumlu etkileme şansını da kaybeder. Peki, Oysa içinde yani, olursak etkileriz. E, bunu muhalefet söylediği için bu mesajınız biraz muhalefete oldu. Kılıçdaroğlu örneğin anayasa kurallarına uyulmayan bir ülkedeyiz. Ee, anayasanın verdiği mahkemesinin verdiği kararlar nedeniyle e, suçlu ilan ediliyorsa biz bu kişinin yeni anayasa teklifine nasıl inanacağız? vesaire gibi itirazları var. Ama bakın, ee, ama, ama, ama Başak Hanım, onu demin de ifade ettim. Burada burada dile getirilen sorunlar da Anayasa sorunu. Hem anayasadan şikayet edip hem anayasal uygulamadan şikayet edip hem de anayasa değişikliğine hiçbir şekilde katılmayız demeyi e, çok Peki. doğru bulmuyorum. E, i̇şte İrfan İrfan Fidan'ı niye seçtin deniyor mesela. O zaman anayasaya hüküm koyulmasını öner. 5 yıl kıdemi olmayanlar, 10 yıl kıdemi olmayanlar Yargıtay'da e, anayasa mahkemesi üyeliğine seçilemezlerdi. Bunu da anayasa değişikliği yoluyla yapmak lazım değil mi? Yoksa tweet atarak ya da Instagram'da bir fotoğraf paylaşarak sorunlar çözülmüyor. Keşke çözülseydi çok güzel Peki. olurdu ama çözülmüyor. Peki sizin öncelikli gündem maddeniz anayasa değişikliği ve hukuk reformu dediğimizde anladığımız kadarıyla HSK ile ilgili bu anlattıklarınız. Şimdi muhalefet bunu gündem değiştirmeye yönelik bir açıklama olarak gördüğünü de söyledi. Tabii önümüzdeki günlerde bakalım takip edeceğiz neler yaşanacak.